dünyanın en karanlık köşelerine ısı ve ışığı götürebildiğinizi hayal edin. Yılın her dönemi mahsul aldığınızı, açlığın bittiğini hayal edin. Geceleri gökyüzünde bir elmas gibi parlayan ikinci bir ay hayal edin. Nasıl? Filmlerdeki gibi konuştum değil mi? Aslında geçenlerde Çin'de buna çok benzer bir konuşma gerçekten yapıldı. Uzaya yapay bir ay göndermek istiyorlarmış. Chengdu kentinin geceleri daha iyi aydınlatılabilmesi ve enerji tasarrufu sağlanabilmesi için düşünülmüş bu proje. Maalesef Batı medyasında yayınlanan haberlerde pek fazla ayrıntı bulamıyorsunuz çünkü Çin pek çok konuda olduğu gibi ketum davranmış ve projenin detayları hakkında fazla bir bilgi vermemiş. Ben bu haberlerin çıkış kaynağını araştırdım ve Çin'in en büyük gazetesinde yayınlanan şu haberi buldum. Bir arkadaşın çevirisi yardımıyla özet olarak şunları açıklamışlar. Proje bir araştırma enstitüsü tarafından geliştirilmiş. Yapay ay dedikleri şey aslında bu projenin havalı adı. Hani dikkat çekme sanatı diyoruz ya. Gerçekte alçak yörüngede dolaşan büyük bir ayna şeklinde bir uydu. 2020'de ilk uydu gönderilecek. Başarılı olursa 2022'ye kadar uydu sayısı 3'e çıkartılacak. 500 kilometre üstümüzdeki bir yörüngeye yerleşecek bu uydular. Yani şu anda yaklaşık 400 kilometre üzerimizde dönüp duran Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 100 kilometre daha yüksekteki bir yörüngede. Gece ay ışığı gibi aydınlatacak diyoruz ama aslında gece boyunca değil. Gün doğumundan önce ve gün batımından sonra belli bir süre işe yarayacak. 3600 kilometre karelik bir alan aydınlatılacak. Bu kısımda bir hesap yanlışı var gibime geliyor ama açıklama bu şekilde yapılmış. Tabii gönderecekleri uydunun aynanın büyüklüğünü bilemediğim için fazla da yorum yapamıyorum. Bu ayna maksimum parlaklığa eriştiğinde aydan 8 kat daha parlak olacak. Yılda $200 milyon tasarruf sağlanacak. Çok güzel. Peki böyle çılgın bir proje, yapay ay fikri nereden akıllarına gelmiş? Söylediklerine göre ismini vermedikleri bir Fransız sanatçıdan esinlenmişler. Ben kim olduğunu tahmin edemedim. Umarım öyledir. Fransız bir sanatçıdan esinlenmişlerdir. Umarım İngilizlerin o meşhur casusundan ilham almamışlardır. Çünkü bu videonun başında yaptığım konuşma kelimesi kelimesine bir James Bond filminden alıntıydı. Imagine being able to bring light and warmth to the darkest parts of the world. Imagine being able to grow crops the year round, bringing an end to hunger. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Bu gördüğünüz tasarımın sadece film yapımcılarının hayal gücünden kaynaklandığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gördüğünüz sahne 2002 yılında çekilen bir James Bond filmi olan Die Another Day filmindendi. Şimdi izlemekte olduğunuz görüntülerse tam olarak 4 Şubat 1993 tarihinde, yani filmden 9 yıl önce Mir uzay istasyonundan çekildi. Mir barış demek bu arada. Evet, Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden bu istasyona gönderilen 20 metre çapındaki bir uzay aynasına bakıyorsunuz şu anda. Bir başka deyişle Znamya 2 projesine. Bu dev ayna yörüngeye yerleştikten sonra yeryüzünde 5 kilometre çapında aydınlık bir alan oluşturdu. Bu alan Fransa'nın güneyinden Rusya'nın batısına doğru saniyede 8 kilometre hızla yol aldı. Bir dolunay kadar parlaklık veren bu ışık, yeryüzündeki gözlemcilerin söylediğine göre tepelerinden hızla geçen bir fener ışığı gibi davranmıştı. Afiş anlamına gelen Znamya uydusu birkaç saat boyunca yörüngede kaldıktan sonra Kanada üzerinde atmosfere girerek yandı. Evet, gördüğünüz gibi Çinli müteşebbislerden önce İngiliz film yapımcılarının, ondan önce de Rus mühendislerin aklına gelmişti bu geceleri gökyüzünde parlayan yapay ay fikri. Hatta Ruslar 5 Şubat 1999'da eskisinden daha büyük 25 metre çapında Znamya 2.5 uydusunu da gönderdiler. Amaçları bu kez 7 kilometrelik bir alanı aydınlatmaktı. Ayna uydu yine Mir uzay istasyonuna gönderildi önce ve oradan da tam yörüngeye yerleştirilmek üzere gönderilirken o açılmakta olan aynalardan bir tanesi uzay istasyonunun antenine takıldı. Bunun üzerine yer kontrol ekibi tarafından o antenden kurtarılmaya çalışılırken bu kez de yörüngeye oturtulamadı ve tekrar atmosfere girerek yandı, bitti, kül oldu. İşte bu başarısızlıktan sonra tam da o esnada yeryüzünde hazırlanmakta olan bu kez 70 metre çapındaki Znamya 3 uydusunun fırlatılmasından vazgeçildi. Bütün bu Znamya projesi de rafa kaldırıldı. Eğer başarılı olsaydı, nihai amaç 200 metre çapındaki bir aynayı yörüngeye yerleştirmekti.
Böylece yeryüzünde istedikleri bir yere 50 kilometre çapında güneş ışığını yönlendirebileceklerdi. Bu konsepti ben bir yerden hatırlıyorum. Resident Evil oyununda mı vardı? Gördüğünüz tasarımın sadece oyun yapımcılarının hayal gücünden kaynaklandığını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu gördüğünüz çizimler Life dergisinin 23 Temmuz 1945 tarihli sayısında yayımlandı. Alman mühendis Hermann Oberth tarafından 1923 yılında geliştirilmiş bir uzay aynası konsepti bu. Prefabrik bir yapı şeklinde tasarlanmış. Onun bakımını yapacak küçük bir ekibin aynanın içinde yaşayacağı hayal edilmiş. Bakın, kask takmak zorunlu. Düşük yer çekimi nedeniyle kafayı tavana çarpmamak lazım. Gördüğünüz gibi hiçbir ayrıntı atlanmamış. Ama size en büyük ayrıntıyı söyleyeyim mi? Bu devasa bir iç bükey ayna. Yani güneş ışığını alıp onu bir noktaya odaklayacak şekilde tasarlanmış. Küçük küçük aynaları alıp bir uydu anteninin içerisine yerleştirdiğinizi düşünün. Yani şöyle bir şey. Sonra da bu aynaların odak noktasına herhangi bir cisim yerleştirin. İşte Alman mühendisler böyle bir mekanizmanın yaklaşık 1500 kat kadar büyüğünü dünyadan yaklaşık 35.800 kilometre uzakta yörüngeye oturtmayı düşünmüşler. Sonra da yeryüzünde olmasını istemedikleri bir kente çevirmeyi. Biliyorum kulağa korkunç geliyor ama maalesef bugüne kadar insanlık tarihinde gördüğümüz teknolojik gelişmelerden pek çoğu işte böyle buna benzer askeri stratejilerden ortaya çıkmış. Evet, güneş ışığını bir araca dönüştürebilmek için binlerce yıldır projeler geliştiriliyor. 17. yüzyılda Athanasius Kircher ve Gaspar Scott, 13. yüzyılda Roger Bacon, 11. yüzyılda İbni Heysem, 10. yüzyılda İbni Sal, 6. yüzyılda İstanbul'daki Ayasofya'yı da tasarlayan Anthemios ve nihayet Archimedes'in bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Evet, M.Ö. 212 yılında Siraküza kuşatmasında Archimedes'in tasarladığı bir aynanın düşman gemilerini yaktığı rivayet edilir. Şimdi aradan 2200 yıl geçtikten sonra böyle bir aynayı ay yapıp uzaya göndermekten söz ediyoruz. En azından Çinliler söz ediyor. Ama biz yine de Çin neden uzaya yapay ay gönderecek sorusunun cevabını ararken onların beyanına bakmak zorundayız. Başta da dediğim gibi Çinli iş adamı Wu Chunfeng'in açıklamalarına göre ay ışığını desteklemek, sokak lambalarını ortadan kaldırmak ve böylelikle enerji tasarrufu yapmak için. Tıpkı videonun başında alıntıladığım James Bond filmindeki iş adamının kendi projesi Icarus'u tanıtırken yaptığı konuşmada olduğu gibi. Is unique. Its miraculous silver skin will inhale the sun's light and breathe it gently upon the earth's surface. You have no idea how much Icarus is about to change your world. Dediğim gibi bu aynanın, bu uydunun tasarımı hakkında elimizde fazla ayrıntılı bir bilgi olmadığı için teknolojisi hakkında da detaylı bir bilgi veremiyorum. Ama umarım iç bükey bir ayna değildir. Hatta şöyle dış bükey bir küre olsa da eğlensek geceleri diye düşünüyorum. Umarım gerçekten enerji tasarrufu amacıyla kullanılır. Umarım 2200 yıl boyunca bilim ve teknoloji alanında kat ettiğimiz gelişmeler insanlığımıza da yansımıştır. Yoksa gelecekte de filmlerden yaptığımız alıntılarla gerçekte yaptığımız şeyler birbirine karışmaya devam edecek. Dünyayı nasıl değiştirdiğimizi tahmin bile edemeyeceğiz. Ve belki de uzaydaki yapay aylarımız gerçeklerini yok edecek. I'm gonna break the cycle. I'm gonna shake up the system. I'm gonna destroy my ego. I'm gonna close my body now.